insanların birbirinden ayrılacak olmasının bir miktar burukluk yaratması çok doğal insani bir refleks. Ben buna da saygı gösteriyorum. Yani ben de burukluk hissediyorum. Sonuçta 3 yıldır buradayım, bir sürü insan tanımışım, beraber olmuşum. Yani sanki hiçbir şey yokmuş gibi davranmak da doğru değil. O zaman bu insani değil asıl. Anlatabiliyor muyum? Bunlar doğal şeyler. Yani bir sürü insan geldi buraya, ağlayanlar oldu, üzülenler oldu. Bunlar hep dediğim gibi olacak şeyler. Yani insanların gözlerinden, vücut dilinden anlaşılıyor bu. Ama bu olağan bir şey, bu olacak yani. Anlatabiliyor muyum? Ben Balıkesir'in 42. valisiyim. Buraya 42 tane vali geldi, 43.sü gelecek. Yani inşallah bu memleket var olduğu sürece de kim bilir daha kaç tane gelecek. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla vatandaşların da bir miktar burukluk hissetmesi çok doğaldır. Ancak ben hep söyledim, ben hakikaten Balıkesir'i sevdim, severek çalıştım. Çok iyi dostluklarım oldu burada. Sevdik biz burayı. Eğer burada vatandaş da bizi sevmişse bu bizim için bir kazançtır. Tabii bu kazançtır. Memurun bir tane sermayesi vardır, budur işte. Yoksa her yerde aynı maaşı alırsınız, aynı işleri yaparsınız, çok şey değil. Yani ben sizin aracılığınızla, gerçi mesajla yayınlarım ama gerçekten Balıkesirli herkese, yani Balıkesir'de yaşayan herkese, bu 1.154.000 insanın hepsine ayrı ayrı ben teşekkür ediyorum. Ben hiç kimseden hiçbir zaman burada çalıştığım süre içerisinde muzdarip olmadım. Hep iyilik gördüm, hep iyi karşılandım. Yaptığımız şeyler belki hak etmediğimiz kadar çok övgü aldı, destek aldı. Bunların hepsi bir idareci için büyük avantajlardır aslında. Ben bu vesileyle işte hem teşekkür ediyorum bütün Balıkesirlere, hem herkes hakkını helal etsin. Benden yana bir hakkım geçmişse ben peşinen herkese helal ediyorum. Öyle diyeyim, ne diyeyim yani.